Dünyanın evlatları aslında bu sonuç bizim için bugün bir sürpriz olmadı. Geçen yıl Türkiye dördüncüsü olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Geçen yıl bazı ilk defa katılmış olmalarından dolayı tecrübesizliklerine verdik ama bu yıl aynı başarıyı bekliyorduk açıkçası. Geçen yılda Türkiye finallerine katılan tek devlet okuluydu. Yani biliyorsunuz basketbol bir marjinal bir spor dalı ve ağırlıklı olarak kolejlerin bu konuda başarılı olduğu bir bölüm. Ama bir devlet okulunun ve bunu da dünyanın evlatlarının başarmış olması bizim için büyük mutluluk. Bugün de Kayseri şampiyonunun ardından birlikte bir kutlama yemeği verelim dedik. Çocuklarımızla geleceğimize beraberiz. Bundan sonraki süreçte de umudumuz inşallah Türkiye şampiyonluğu. Bu noktada da kendilerine başarılar diliyorum. Onurumuz oldular, gururumuz oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Geçen şampiyonaya ben katılamamıştım ama arkadaşlarımız refakat etmişlerdi kendilerine. Bu yılda takımımız adına, geleceği adına, çocuklarımıza yapılabilecek her türlü yardım, destek, motivasyon bu konuda arkalarındayız, yanlarındayız. Çok değerli Ömer Hocam'dan başlamak üzere sevgili yavrularımızı canı gönülden kutluyorum. Bizlere bu gururu, onuru yaşatan, bu mutluluğu veren başta Ömer Hocam olmak üzere sevgili yavrularımız. Bünyan'da çalışmaktan, Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu'nun öğretmeni ve idaresi olmaktan ve bunu bu şekilde yaşatanlardan da çok çok onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bu mutluluk tarif edilmez. Geçen sene de aynı duygular yaşamıştık. Bu sene çocuklarımız direkt yarı finallere katılmakla inşallah Türkiye şampiyonluğunda alacaklar diye canı gönülden inanıyorum. Sevinç anlatılmıyor. Göğsümüzü yarsak da çocukları bağrımıza bassak o kadar mutluyuz. Değerli öğrencilerimiz ve değerli velilerimiz de değerli Bünyan halkı da bizi asla yalnız bırakmadı. Her zaman yanımızda oldular. Geçen sene gittiğimiz tüm illerde de bizzat teşrif ettiler, geldiler, desteklediler. Onlar da canı gönlünden kutluyoruz. Çocuklarımızın değerli velileri de başta olmak üzere emekleri hiç az değil. Her zaman çocuklarının yanında oldular, bizlerin yanında oldular, Ömer Hoca'nın yanında oldular. Bu arada değerli başkanlarımıza da bu tür fırsatı verdikleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Öncelikle Bünyan Kaymakamımız olmak üzere belediye başkanımız, emeğe geçen değerli Ahlat Yapı Başkanımız Muzaffer Palan olmak üzere, değerli Tevfik Başkanımız olmak üzere, hepsini ayrı ayrı sayamadığım o kadar çok değerli insanlarımız var ki say bitme. Bu bir birlik beraberlik işi. Bu coşkuyu bu çocuklar Bünyan halkına yaşattılar. Bünyan'da böyle bir haddinden fazla bir kucaklaşma oldu bu sayede de. Bu bir sosyal dayanışma, birlikte hareket etmenin de güzel bir örneğiydi. Hamdolsun bu sene de şampiyon olduk. Bizim kimseye bir şey ispatlamak gibi bir gayemiz yok. Ama şöyle bir algı vardı doğrusu. Hani o bir kere olur gibi. Dediğim gibi bizim kimseyle bir ispatlamak gibi bir derdimiz, gayemiz öyle bir şey yok. Bizim tek rakibimiz, yani iyisiyle kötüsüyse, sonuncu da olacaksak, şampiyon olacaksak kendimiz. Kadromuz %60-70 oranında değişti. Bu kez geçen seneki Türkiye dördüncülüğünü kazanan çocukların birçoğu üst kategoriye geçtikleri için alttan gelen çocuklarla, ki şu an yarıştığımız yaş grubunda bir yaş küçüklerin daha çok oynadığı bir müsabakalar. Bu şampiyonluk o açıdan bizim için çok çok kıymetli. Yani bu çocuklar sayesinde geçen sene Türkiye'de derece ettikleri için Kayseri kontenjanını biz ikiye çıkardık. Biz otomatik olarak Türkiye yarı finallerinden başlıyoruz. TED Koleji ise inşallah onlar da gruplara gidiyor. İnşallah onlar da Türkiye yarı finallerinde beraber mücadele ederiz diye umuyorum. Ben de farkındayım. Bazen beni velileri çekiyor, bana atıyor, hocam saha kenarında çıldırıyorsunuz, fazla kaptırıyorsunuz diye. Ben her zaman söylüyorum, benim tek derdim kendi çocuklarımla. Yani bizim başarıda, başarısızlıkta, çocuk iyi hareketinde, kötü hareketinde. Bu, ben duyguyu yaşıyorum yani. Bu tamamen duygu meselesi. Zaten bu duygu olmasa ben bu işi yapmam yani. Bir devlet okulu olarak önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. Basketbol branşı tırnak içinde bir kolej sporu ama bu tabuları yıkan bu çocuk gerçekten önemli işler yapıyorlar yani. Vazgeçmemeyi bence sporda neticelerini herkese ispatlıyorlar. Bunlar yani kolay başarılar değil gerçekten. Hani burada müthiş bir emek var. Çocukların verdiği muazzam bir emek var. Hepsiyle ayrı ayrı gurur diyorum. Bana hayatımın en anlamlı günlerini yaşatıyorlar. Şimdi Türkiye yarı finalleri Afyon, Adana, Sakarya ve
Bir şehrimiz daha vardı aklıma gelmedi de o 4 ilden birinde olacak. Orayı geçersek bu sene Türkiye finalleri Konya'da olacak. Olur veya olmaz bizim hayalimiz Türkiye finallerine kalmak. Bu yolda da önümüzde bir 4 aylık süreç var gruplara es geçeceğimiz için. Bıkmadan, usanmadan, vazgeçmeden, kaderin gayrete aşık olduğunu bilerek vazgeçmeden çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Vallahi çok büyük bir mutluluk çünkü başarının tesadüfi olmadığı ortaya çıktı. Seyircimiz hazır. Dünyada çok büyük değişiklikler oluyor. Geçen seneden beri başladı bu rüzgar, devam ediyor. Bu sene de bunun tesadüfi olmadığı ortaya çıktı. Çok başarılı bir çalıştırıcı antrenörümüz var. Ve ben emin olun böyle hanımları falan basketbol maçında göreceğimi söyleseler, bünyen ölçekli söylüyorum. Yani çok fazla inandırıcı gelmezdi ama gerçekten Sivas'ta da gördüm, hanımlar başta geliyordu. Kırşehir'de, Denizli'deki diğer maçlarda da öyleydi. Bugün de çok güzel bir şampiyonluk oldu. Tabii bu Kayseri'mizin güzide bir takımı. Bu bir devlet okulu, bunun altını çiziyorum. O yüzden bu başarının altı kuvvetlice çizilmeli diye düşünüyorum.